size biraz seç modelinden söz eder misiniz? Seç modeli nereden çıktı? Ülker'in temel felsefesiyle ne bağlantısı var? Seç aslında Ülker'in 1944'ten beri merhum babam ve amcamın uyguladığı bir modelin izinden gidiyor. İlk PET'i böyle 1944'te Eminönü Ocağında üretmişlerdi. Üretmek iyi güzel de nasıl pazarladılar? Farkı neydi? O zaman tabi televizyon yok dijital araçlar yok, bugünkü reklam anlayışı yok. Sadece bazı belki tabelalar var. Hatta 70'lerde ışıklı reklamlar vardı. Bütün İstanbul'u şehirleri gezerek babamla beraber nerelere hangi reklamları koyalım? Arabayla giderken veya yürürken hangi dönemeçten bakılırsa iki taraflı da gözükür diye epey uğraşırdık. Pazar sabahları trafik yokken çok iyi bir saat olurdu gidip direkleri seçmek için. Daha sonra tabii ortadan kalktı. İlk başladığımızda nasıl oluyordu? Amcam malların hepsini o küçük Volkswagen minibüsler var biliyorsunuz. ilk malları dağıttığımız bizim. Onların arkasına koyar, bütün Anadolu'da dolaşırdı. Malları gösterirdi. Bunları biz imal ediyoruz, yeni mallarımız diye. Siparişleri alırdı, telgraf çekerdi İstanbul'a. Şu malları üretin diye. Bazen de ters bir telgraf gelir. Abi daha fazla sipariş alma, kapasitemiz doldu derlerdi. İyi işaretlerdi bunlar. Zaten biz e, Türkiye'de belki ilk olarak malları 2000 kilometre Türkiye boydan boya bütün Türkiye'ye aynı fiyata nakliye farkı almadan kendi arabamızla götürüp teslim eden bir firmayız. Bunun çok faydasını gördük. Daha sonra da bütün bakkallara hala daha yani haftada bir 100 bin bakkala gidip tek tek malları servis olarak veriyoruz. Ee, aşağı yukarı 300 çeşit kadar malı okuyoruz, siparişini alıyoruz ve her bir bakkala gittiğinizde 99 veya daha üstü bir şekilde penetrasyonumuz var ve oralarda bizim mecbur burada olması bulunması gereken çeşitlerimiz dediğimiz minimum 30-40 çeşit ülke mamülü bulursunuz. Bu herkesi de mutlu eder, müşterileri mutlu eder, zaten amcayı mutlu eder, tabii biz de mutlu eder. Şimdi üç harflerden söz ediyorlar. Bu da bir Üç harfli e, yeterince market yok mu da böyle bir market modeline ihtiyaç oldu? Maazallah tabii yani üç harflerden kastettiğiniz üç harflilerse onlarla bizim işimiz olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani üç harfli derip de üç harfli olmayanlar varsa mesela büyük indirim marketleri, BİM, işte şok marketleri dediğimiz. A101 kaç harfli bilmiyorum ama yani 3 olmadığı kesin. Seç işte 3 harfli ama seç marketler dediğimiz zaman seç bir market zinciri değil. Bir franchise, neyin franchise'ı? Mamulleri, onların ulaşılabilirlik, erişilebilirlik haline getirdiğimiz bir franchise. Şimdi bizim e, Yıldız Holding çatısı altında bizim toptan var market olarak şok var. G2M diye, Güney 2M diye B2B'ye daha çok satış yapan şirketimiz var. Marsa diye bilhassa yağları satan şirketimiz var. Ülkenin genel çikolatalarını ve ev dışı tüketime yönelen şirketlerimiz var. Bütün bu kanallarda mal satıyoruz. Ve bu kanallarda sattığımız mallara diyoruz ki niye biz eskiden beri ve hala daha bizim müşterimiz olan ayağına kadar gidip her hafta siparişlerini verdiğimiz, götürdüğümüz bakkal amcaya teslim etmeyelim. Yani bu seç sistemiyle bakkal amcanın aşağı yukarı ihtiyaçlarının yüzde yetmiş veya daha fazlasını her kategoride temin ediyoruz. Ve şok şartlarıyla temin ediyoruz. Şoktaki indirim ve avantajları onlara sağlıyoruz. Ve şoktaki malları da eksiksiz vermeye gayret ediyoruz. E bunu yaptığımız zaman da o zaman bakkal amca bir şok şubesi gibi çalışabiliyor. Ama kendine çalışıyor. Kendi avantajları oluyor. Fiyatları koymakta tabii ki kendisi serbest. İndirimleri takip edip etmemek de serbest. Ama bir bakkal da bir büyük indirim marketi gibi ne yapabiliyor? Insert yapabiliyor, kampanya yapabiliyor, bunu haftada birkaç kere yapabiliyor. Büyük bir avantaj sağlıyor. Yani en azından gelen müşterisine sunacağı bir şey oluyor, bir avantaj oluyor. Bundan onlar mutlu oluyorlar. Müşterimiz mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz. Müşterilere gelen tüketiciler de mutlu oluyorlar. Bence bu iyi bir avantaj, iyi bir şey. Bu böyle biraz böyle sosyal sorumluluk projesi gibi de duruyor sanki. Bakkalları modern parakendeyle tanıştırmak gibi. Dilebilir yani miyiz? ticarette sosyal sorumluluk olmaz. 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 Ama işinizi düzgün yaparsanız hem topluma hem çevreye en azından zararınız olmaz, faydanız olur. E bu da en büyük sosyal sorumluluktur. Yani biz işimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki müşterilerimizin veya da satış kanallarımızın bir tanesi niye diğerinden eksik kalsın? Niye aynı avantajları kullanamasın? E şimdi bunu bakkallara götürüyor ve bu bir senede 2500 bakkal buna müracaat etti. Ve seç market oldu. Seç market olan bakkallar bakıyorum hep işini iyi yapan, benimsemiş yani bu ticarete baş koymuş insanlar. Çok güzel mağazaları var. Şoklardan falan daha büyük mağazalar var. Yerel marketler. E bir takım yerel malları da alıp satıyorlar. Hakikaten çok iyi bir yere geliyor. 2500 başvurunun da kadın olmasına, kadın girişimci kazandırıyorsunuz ve bu da önemli bir şey gibi duruyor. Efendim eskiden bakkal şöyleydi. Yani herkes derdi ki işte bir apartman yapılıyor orada altında bir dükkan var bir bakkal dükkanı da ben açayım. İşte adamlar işe giderler fabrikaya veya nerede çalışıyorsa. E kadınlar o dükkana bakarlar. Kadın işi olunca çocuğu bırakır falan böyle. Ama bu rekabet şartları bunu artık imkansız kılıyor. Yani bakkalın hakikaten işinin bakkalcılık olması lazım. O işe zamanını ayırıp yapması lazım. Bir aile işletmesi gibi çalışması lazım. E tabi yani biz anaerkil bir toplumuz aslında. Her ne kadar Almanların deyimiyle Fadersstadt deniyorsa da yani devlet baba diyorsak da genelde. Aslında anaerkil bir toplumuz. Onun için annelerin evdeki şeylerinin, liderliklerinin yanında bence ticarette de lider olması da Türkiye için önemli bir şey. Geleceğe yönelik hayaliniz de seçle ilgili efendim. A seç için benim hayalim on binlerce dükkan olabileceğini düşünüyorum. Herkesin seç olup da bundan istifade edebileceğini düşünüyorum. Çünkü iyi bir metot bu. Bunu daha önce çok deneyenler oldu. Ama sanırsam bu sefer bu metot oturdu ve çalışıyor. Ve biz bunu yani işte bir senede 2500 oldu. Herkes para kazanıyor, biz de para kazanıyoruz. Mesela şoku yaptığımızda ilk 3-5 sene çok zarar etmiştik. Ancak işte halka açtığımız sene kar etmeye başladık. BİM'de keza öyle. Hani BİM'i nereden biliyorsun dersen bir açılırken biz ortak olmadık ama sonra halka açıldığında hisse alıp ortak olmuştuk. Hala az bir miktar hissemiz var. Sonra şok işine başlayınca, şoku yapınca rekabet kurulu bize dedi ki ikisi birden olmaz dedi. Ve BİM'de biz sadece finansal yatırımcı olduk, finansal ortak olduk. Orada yönetim kurulundan çıktık. Seç bayilerine e, ne önerirsiniz? Yani onlara vereceğiniz üç öğüt desek. Şimdi şöyle bir şey var, şuna bakmak lazım. Yani seç bayisi deyince neyi kastediyoruz? Bir kere kadın bakkal veya erkek bakkallar için en mesela işin ne olması? Yani ben şu işi yapıyorum da bir de oraya dükkan açtım. Olmaz. Yani rekabet etmek istiyorsanız hakikaten işini bilen iyi bir bakkal olmalısınız. Malları takip etmelisiniz. Markaları takip etmelisiniz. Fiyatları, indirimleri, promosyonları takip etmelisiniz ki piyasadan kopmayın. Çünkü tüketiciler bunu çok iyi biliyor. Yani herkes hesabını biliyor. Onun için bakkal amca hesabını bilmeli. Peki bakkal amcanın, kadın bakkalın şeysi ne olmalı? Avantajı ne olmalı? E aile olarak orada çalışıyorsa benim gibi iş gücüne, fazla mesaiye, vardiyaya ödeyecek bir problemi yok. Acaba bu mallar niye eksildi, ne oldu? E kendi yemişse evde gene bir problem yok. E hesabını daha iyi takip edebilir. İş zamanlarında fleksibil olabilir. E belki veresiye defteri tutabilir. Bu enflasyonda zor ama yani avantaj olabilir bunlar. Tabii biz ileride şunu da yapmak istiyoruz. Bütün bakkalları dijitalleştirmek istiyoruz. Bir portal üzerinden onların da e-ticarete girebilmelerini, malları müşterilerine teslim edebilmelerini, değişik şekillerde sipariş alıp sosyal medya üzerinden gene müşterilerine ulaştırabilmelerini de planlıyoruz. Bunlar için de çalışıyoruz. Her de daha iyi olacak. Ama tabii ben orada çok detay konuşmayayım. Zaten de işi yaşayan arkadaşlarımız, işi yapan arkadaşlarımız da bunu anlatıyorlar. Konuşuyorlar. Anladığımız kadarıyla bu bakkal kültürü, mahalle bakkalı kültürü bu sayede yaşayacak ve geleceğe kalacakmış gibi görünüyor. Ee, şehirlerimize bakarsak yoğunluğuna, apartmanlara, neticede Türk kültürüne bakkal amcanın olmaması mümkün değil. Mesela bu market işinin çok önceden başladığı ve çok olduğu insanların araba kullandığı, bugün de e-ticaretin çok arttı. Amerika'da bile bize basit, benzeyen yerler var iklim olarak. Ve iklimin sonucunda belki şehirleşme olarak San Francisco'ya e gittiğinizde orada da bakkallar var. Veya İngiltere'ye gidin. İngiltere'de ticaretin büyük bir kısmı, 43 milyar pound'u şeylerden oluşuyor, pop and mom store'lardan oluşuyor. Yani bakkallardan oluşuyor. E bunlar da bağımsız bakkallar. E bunlara da aynı şekilde çok değişik şekilde mal tedarik eden sistemler var. Almanya'ya giderseniz, Almanya çok zengin bir ülke, ticareti çok fazla. Orada da EDK diye bir sistem var. Aynı SEÇ gibi supply franchise yapıyor. Yani tedarik franchise'ı yapıyor. Bu da binlerce dükkanı var. Çok iyi şekilde çalışıyor, rekabet edebiliyorlar. Bence bunun yapılması lazım. Çünkü rekabet piyasayı ıslah eder. Rekabet piyasayı verimli hale getirir. Rekabet aslında toplum için çok faydalı olur. Teşekkür ederiz efendim. Estağfurullah efendim.